Evet, iyi günler değerli basın mensupları. Dün 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümüydü. Tüm yurtta bu özel ve anlamlı günü büyük bir coşkuyla kutladık. Bizler de Samsun'daydık. Samsun'da Gençlik Kolları Genel Başkanımız 19 Mayıs bildirisini kamuoyuna duyurdu. Bugün de izin verirseniz ben bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacağım. 19 Mayıs 1919 rotası milli egemenlik olan kutlu bir yolculuğun başlangıcıdır. Milli mücadele ve onun liderinin, ebedi liderinin doğum günüdür. Ulusumuzun emperyalizme diz çöktürdüğü büyük bir mücadelenin başlangıcıdır. Bu vesileyle yurdumuzu ve milletimizi uçurumu kenarından çekip alan, başta ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın ve kuruluş mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha huzurlarınızda saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Değerli basın mensupları, bundan 100 yıl önce çizilen rota egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de ülkeyi bu rotadan çıkarmak isteyenler tabii ki olacaktır. Demokrasiler esasen sürekli ihtiyatlı olmayı gerektiren rejimlerdir. Bu ihtiyat gücün yozlaştırdığını, mutlak gücün mutlaka yozlaştırdığını bilmekten geçmektedir. Bu nedenle demokratik rejimler yasama, yürütme ve yargının birbirlerini denetleyip dengelemesine, hukukun önünde herkesin eşit olmasına, fikir özgürlüğüne ve sandıktan çıkan millet iradesine herkesin saygı duymasına bağlıdır. Ülkemizde demokrasinin bu prensipleri uzunca bir süredir aşındırılmaktadır. Hukukun üstünlüğü yok edilmekte, kuvvetler ayrılığı işlevsiz hale getirilmektedir. Yurttaşlarımız fikirlerini özgürce ifade edemez hale gelmişlerdir. Bunun neden olduğu yozlaşmanın olumsuz etkilerini sosyal, siyasal yaşamdan ekonomimize kadar her alanda hep beraberce görmekteyiz. Bunun son örneği 6 Mayıs 2019'da gerçekleşen sandık darbesidir. Demokratik meşruiyetin elde kalan son kilit taşı olan sandık da bu darbeyle çökertilmek istenmiştir. 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde milletin sandıkta söylediği söz masa başı oyunlarıyla gasp edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs'ta milletin iradesini elinden almıştır. Saray iktidarı siyasi bir kararla YSK eliyle yerleşik seçim hukukunu ve geçmiş uygulamaları alt üst etmiştir. Seçimlerin sonucunu Yüksek Seçim Kurulu değil, millet belirler. Ancak 31 Mart'ta milletin dediğini değil, siyasi iktidarın vesayeti altındaki Yüksek Seçim Kurulu'nun dediği olmuştur. Sandıkta milletin oyunu çalamayanlar seçimi çalmış, milletin tertemiz iradesine açıkça ihanet etmişlerdir. Değerli basın mensupları, sandık darbesinin üzerinden 14 gün geçti. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı şu ana kadar daha açıklanmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı hafta sonunda Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararının bugün açıklanacağını söylemişti. Bugün de basında şu anda 200 sayfalık bir gerekçeli kararın tamamlandığına yönelik haberler yer alıyor. Bu kararı yazan kim? Söylemiştik, saray. Şimdi göndermiş 200 sayfalık gerekçeli kararı Yüksek Seçim Kurulu'na, 7 tane bu karara evet diyen 7 tane üyenin bunu imzalaması bekleniyor. Aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun bir tane asıl üyesi var. O da sarayın kibirli kişisi. Diğerleri ise Yüksek Seçim Kurulu'ndaki diğer üyelerin hepsi yedek. Yazılan gerekçede açık söyleyeyim, kuzuyu kapan kurdun
kuzuyu suçlaması hikayesinden başka bir şey olmayacaktır. Tüm bunları yapıp sandığa ve milletimizin izzeti nefsine darbe vuranlar, bir de sıkılmadan milletimizin aklıyla her gün dalga geçiyorlar. Her gün ayrı bir iddia, yalan ve iftira tedavüle sokuluyor. En son Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, yıllarca bu memleketin en önemli makamlarını işgal etmiş kişi, sarayın muhtemet adamı, ipe sapa gelmez iddiaları, komedi sınırlı adamının iddiaları aslında komedi sınırlarını aştı. Trajik bir hal almaya başladı. Sandık başkanlarının seçmen tipinden AK Parti'ye oy vereceklerini anladıklarını iddia ediyor bu kişi. Ve bunlara, yani AK Parti'ye oy verecek olanlara Büyükşehir Belediye pusulası verilmediğini söylüyor. Bu iddia başta AK Partili kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbulluların aklıyla alay etmektedir. Zaten oy pusulalarına da baktığınız zaman en fazla oyun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanıldığını göreceksiniz. Bu siyaset erbabına Allah akıl fikir versin demekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ama görüyorsunuz, çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak çok zor oluyor. Bakalım 200 sayfalık muhalefet şerhi buna kılıf olmaya yetecek mi? Gerekçeli karar, muhalefet şerhi diyorum. 200 sayfalık gerekçeli karar buna kılıf olmaya yetecek mi? İstanbul'un dünyalığı için ahiretleri dahil her şeyi yapmaya razı oluyorlar. İnsanın içi acıyor. Biz Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararında bu hususların, şu hususların mutlaka açıklıkla yer almasını bekliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği iptal dilekçesinde pek çok şey iddia etti ama oy çalındığını hiç söylemedi. Yüksek Seçim Kurulu da açıklamış olduğu kısa kararında çalma çırpmadan hiç söz etmedi. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ağzından oyların çalındığını hiçbir şekilde düşürmüyorlar. Devamlı oylar çalındı diyorlar. Bu oylar çalındıysa açıklasınlar, bu oyları kim çaldı? Bu oyların çalınmasına AK Parti'nin gözlemcileri, sandıktaki görevlileri neden göz yumdu? Nasıl göz yumdu? 280 bin gözlemci diyorlardı İstanbul sandıkların başında. Yüksek Seçim Kurulu da bunu bir iptal gerekçesi olarak gerekçeli kararında yer verecekse bu soruların cevaplarını da açıkça belirtmelidir. Ayrıca gerekçeli kararın ekinde sarayın kibirli adamının baştan beri söylediği kamera görüntülerinin de yer almasını bekliyoruz. Ama yok bu iddianın kanıtlarını ve görüntülerini gerekçeli kararda görmezsek o zaman da bu iftiracılar çıkmalıdırlar ve milletten özür dilemelidirler. Erdoğan sürekli bazı sandıklarda oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz, imzasız veya eksik olduğunu iddia ediyor. Bu hususta Yüksek Seçim Kurulu'nun kısa kararında yer almıyor. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha önceki itirazları üzerine imzasız veya boş sayım döküm cetveli olan toplam 57 sandıkta oylar yeniden sayılmıştı. Sonuç? Sonuç değişmedi. Yüksek Seçim Kurulu eğer gerekçeli kararında bunu biraz önce söylediğim gibi bir iptal gerekçesi olarak görecekse o zaman ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının neye yaradığını da mutlaka açıklamalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi ıslak imzalı tutanaklara sandık başında itiraz etmemiştir.
Yine ıslak imzalı tutanaklar ilçe seçim kurullarında birleştirilirken Adalet ve Kalkınma Partisi oy sayım cetvelleri yok diye bir itirazda veya şikayette de bulunmamıştır. Eğer bu bir iptal gerekçesi olacaksa oy sayım cetvellerindeki eksikliklerin seçim sonucuna nasıl etki ettiğini Yüksek Seçim Kurulu mutlaka açıklamalıdır. Sandığa sandık başında sahip çıkılır. Yüksek Seçim Kurulu'nun tüm geçmiş kararları da bu yöndedir. Yüksek Seçim Kurulu kısa kararında seçimin iptal gerekçesi olarak bir tek bazı sandık kurullarının oluşumunda memur başkan ve üyelerinin yokluğunu usulsüzlük olarak göstermiştir. Ancak aynı Yüksek Seçim Kurulu kanunun açık hükümlerine rağmen sandık kurullarında oluşan benzer usulsüzlükleri geçmişte oyları iptal etmek için yeterli bir gerekçe olarak görmemişti. Bunun gerekçesi de seçmen iradesinin her şeyden üstün olduğudur. Yani sandık kurullarının yanlış oluşması seçmen iradesini etkilemiyorsa o zaman sonuçları kabul etmiştir. Yüksek Seçim Kurulu geçmişteki kararlarını ve uygulamalarını niye çöpe attığını bu gerekçeli kararda herhalde açıklayacaktır. Belli ki çalınan minareye 200 sayfalık kılıf ancak yetmiştir. Aslında bu kararın siyasi olduğu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra tüm milletimiz tarafından bir defa daha görülecektir. Yüksek Seçim Kurulu bunları yapmazsa alınan kararın hukuki değil siyasi olduğu bir kere daha anlaşılacaktır. Değerli basın mensupları, Atatürk tüm ümidinin gençlikte olduğunu söylemiştir. Ancak saray yönetimi geçmişi yalan ve iftiralarla tahrif edip bugünümüzü ve geleceğimizi çalmaya çalışmaktadır. Ülkede ne yapıldıysa sanki her şey son 17 yılda yapılmış gibi göstermektedir. Eğitim sisteminin 17 yılda yapboz tahtasına çeviren sınav sorularıyla beraber çocuklarımızın geleceğini de çaldıran bu iktidar şimdi eğitim sisteminde yeni bir değişikliğe hazırlanıyormuş. Bu konuda Genel Başkan Yardımcımız biraz önce ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştu. Milli bir mesele olan eğitim sisteminde yapılacak değişikliklerin bu sistemin tüm paydaşlarıyla yani ailelerle, çocuklarla, öğretmenlerle, akademik çevrelerle hasılı tüm milletimizle paylaşılarak yapılması lazımdır. Bunlar bu çevrelerde enine boyuna tartışılmadan yapıldığı zaman kuşaklar heba edilmektedir. Buna artık tahammülümüz yoktur. Eğitim sisteminde yapılan yanlışlıklar bizi sürekli yoksullaştırmaktadır. Bizi dünyada geriye düşürmektedir. Dünyayla yarışabilmek için gençlerimizin okulda eleştirel ve analitik düşünceyle tanışmaları gerekmektedir. Küresel rekabet endeksinde 140 ülke arasında eleştirel düşünmede 133. sıradayız. Mesleki eğitim kalitesinde 132. sıradayız. Dijital becerilerde 118. sıradayız. Böyle bir eğitim sistemiyle dünyayla nasıl yarışacağız? Nasıl rekabet edeceğiz? Gençlerimizin o televizyonlarda gördükleri o yüksek yaşam standartlarına kavuşmalarını, onları geçmelerini nasıl sağlayacağız? Nasıl geleceğe umutla bakmalarını temin edeceğiz? Bakın genç nüfusumuzdan kaynaklanan fırsat penceresini 2035 yılında kaybediyoruz. Ancak hala biz gençlerimize iş bulamıyoruz. Genç işsizliği %26'nın üzerinde. Üniversiteli işsizlerimiz sayısı 1.122.000 ile tüm zamanların rekorlarını kırıyor. 15-24 yaş arasında ne çalışan, ne okuyan, ne de stajda olan gençlerimizin oranı %25, yani gençlerimizin dörtte biri hiçbir şey yapmıyor. Umudunu yitiren gençlerimiz artık yurt dışını çare görüp yurt dışına göç ediyorlar.
ya da umutlarını tamamen kaybedip uyuşturucu ve suç bataklığına saplanıyorlar. Gençlerine umut vermeyen bir ülke geleceğine de güvenle bakamaz. Değerli basın mensupları, 2014 yılından bu yana Türkiye ortalama 7,5 ayda bir sandık başına gitti. Böyle bir ülkenin geleceğe odaklanmasını nasıl bekleyebiliriz ki? Rekabet gücünü arttıracak hiçbir reform yapamadık. Ekonomimizi güçlü hale getiremedik. Erdoğan, verin kardeşinize yetkiyi, faizle, dolarla, onunla bununla nasıl uğraşılır görürsünüz diyordu. Yetkiyi millet ona verdi. Faizle, dövizle aldı başını gitti. Şimdi en son 1 Nisan'da seçim sonuçlarını beğenmeyip tekrarlattı. Erdoğan bu kararıyla sadece Ekrem İmamoğlu'nu ve İstanbulluları değil, 82 milyon vatandaşımızı mağdur etti. 1 Nisan'da, yani bu iş başladığında seçimler bitti. 1 Nisan'da faizler, 2 yıllık gösterge kağıdın faizi %21'di. Bugün %26'yı aştı. Hazine 2004 yılından bugüne kadar ilk defa %26'nın üstünde bir faizle borçlandı. 1 Nisan'da kur, dolar kuru 5 lira 49 kuruştu. Bugün 6 lira 6 kuruş civarında geziniyor. Türk lirası 1 Nisan'dan bu yana benzerleriyle, benzer ülkelerle karşılaştırdığınızda en fazla değer yitiren para birimi oldu. Türkiye yine dünyada hayat pahalılığının en yüksek olduğu 8 ülkeden birisi. Paramızın satın alma gücü gün görmüş kar gibi sürekli eriyor. Reel sektörün 197 milyar dolar net döviz borcu var. 1 Nisan'dan bu yana gerçekleşen döviz kurundaki hareket nedeniyle, yani Türk lirasının değer kaybı nedeniyle şirketlerimiz 113 milyar Türk lirası zarar etti. Bunları hep tekrarlayacağım. Bu dönemde şirketlerin borsa değerindeki düşüş ise 59 milyar Türk lirası. İstanbul seçimlerinin şirketlere toplam maliyeti 172 milyar lira oldu. Bu önümüzdeki günlerde işsizliğin ve enflasyonun daha da azacağını, milletin daha da fakirleşeceğini, daha da ezileceğini açıkça ortaya koyuyor. Vatandaşın mutfağındaki tencere boş. Millet seçim değil, geçim derdinde ama ekonomiden sorumlu, benim diyen Erdoğan bunları görmek istemiyor. İktidar yurttaşını suçlayarak, yurt dışını suçlayarak, yurt dışındakileri suçlayarak, komplo teorilerinin arkasına saklanarak sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Ekonomide yaşadığımız sorunların bir tek sorumlusu var. Dışarıdaki konjonktür değişimini doğru okuyamayan Erdoğan ve arkadaşları. 2009'da kriz teğet geçti diyebilmek için tedbir alacağına, şirketlerin hesapsız, kitapsız borçlanmalarının önünü açtılar. Böylece ekonomiyi canlandıracaklarını düşündüler. Bugün geldiğimiz noktanın asıl sorumlusu, baktığımız zaman en önemli sorumlusu bu karar. Şimdi bu karar burada. Ne zaman bu karar çıkmış? 16 Haziran 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanmış. Peki bu kararın altında başbakan olarak kimin imzası var? Recep Tayyip Erdoğan. Burada. Bu kararname şirketlerin borca batmasının, dış borca batmasının önünü açtı. O zaman uyardık. Söyledik, yapmayın dedik. Bakın borcu, bu kadar borcu arttırırsanız dışarıdan emir almaya başlarsınız dedik. Bize ne cevap verdiler o zaman? Dediler ki bunlar şirketlerin borcu. Şirketler işini bilir. Biz buna karışamayız. Halbuki daha önce bir düzenleyici, denetleyici tedbir var, bunu kaldırdınız. Ardından 2013 Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ucuz ve bol para dönemi bitti dedi. Tüm dünyayı uyardı. Artık müzik değişiyor dedi. Müzik değişirken bizimkiler, Erdoğan ve arkadaşları bildiği dansı değiştirmediler. Yine uyardık.
Yine dinlemediler. Sıcak parayla ve borçlarla ekonomiyi şişirmeye devam ettiler. Hataların üstünü örtmeye çalıştılar. Şimdi kalkmışlar yurt dışını suçluyorlar. Esas suçlu bu kararnameyi çıkaranlar. Esas suçlu sıcak parayla hatalarının üstünü örtmeye çalışanlar. Aslında dışarıdakiler ne istese yapıyorlar. Rahibi teslim ettiler, tank palet fabrikasını sattılar, Londra'daki tefecilere milyarlarca dolar faiz ödediler. Yetmedi, tek adamlık sevdasıyla ülkeyi 2014'ten bu yana sürekli sandık başına götürdüler. Ne devlette ne de millette iş yapacak takat bırakmadılar. Bürokrasi ilkin durdu, ardından da sistem değişikliği denerek liyakatli kadrolar tasfiye edildi. Ekonomi sosyete damadın eline bırakıldı. Aslında rakamlar ekonominin sadece 1 Nisan'dan bu yana değil, 2014'ten bu yana yokuş aşağı gittiğini gösteriyor. 8 Ağustos'ta dolar kuru 2 lira 14 kuruşmuş. 8 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığında. Bugün 6 lira 6 kuruş civarında. 2014 Ağustos ayından bu yana Türk lirasındaki değer kaybı %65. Arjantin'den sonra kendi ligimizde en fazla değer yitiren yerli para Türk lirası. Yine 8 Ağustos 2014'te gösterge tahvilin faizi, dikkatinizi çekerim, %9,5'tu. Şimdi %26'ya çıktı. Türkiye'nin son 300 yılın en güçlü seviyesinde olduğunu söylüyorlar dün çıkmışlar. Kendilerinden önce zaten hiçbir şey yok. Şu anda Türkiye son 300 yılın en güçlü seviyesindeymiş. Ondan sonra da kalkıp diyorlar ki 2014'ten bu yana bize saldırıyor yabancılar diyorlar. 2014'ten bu yana saldırıyorlar, siz ne yapıyorsunuz? Milletin hakkını hukukunu koruyamıyorsanız oralarda neden oturuyorsunuz? Güç dediğiniz bunun neresinde? Türkiye çok önemli bir zamanı ve imkanı yanlış tercihlerle heba etti. Bunun tek bir sorumlusu vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zaten bunu kendisi de söylemektedir. Ne de olsa ekonominin başında olan o. Milletten yetki isteyen de o. Siyasette bir kural vardır. Milletten yetkiyi kim isteyip aldıysa sorumluluk da ondadır. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınızı alayım. Buyurun. Merve Toprak, Kanal D Haber. Efendim dün Samsun'da törenlere katıldınız, resmi törenlere. O törenlerin sonunda liderlerin verdiği bir birlik pozu vardı. Bugün de çok konuşuldu. Memnuniyet de duyuldu böyle bir fotoğraf verilmesinden iktidar muhalefetin yan yana gelerek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında böyle bir fotoğrafın, yani liderlerin 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde Bandırma Vapuru'nun önünde bir araya gelerek poz vermelerinin olağan dışı, toplumda olağan dışı olarak kabul edilmesi, aslında garip olan bu. Ama maalesef Türkiye tek adam parti devleti rejimine geçtiğinden beri ortak aklı çalıştırmayı, milletin meselelerini çözmek için liderleri bir masanın etrafında toplamayı, birlikte hareket etmeyi unuttuğu için böyle bir fotoğraf ülkede ses getiriyor. Anlaşılan bu tek adam parti devleti rejiminde bu tür bir araya gelmelerin
gelmeleri seyretmek için, görmek için, fotoğraflarda görmek için hep 100 yıl beklemek zorunda kalacağız. Ben şunu açıkça ifade edeyim. Ülkenin çok ciddi sorunları vardır. Çok ciddi sıkıntıları vardır. Ortak akıl olmadan, istişare olmadan bu ülke yönetilebilir halden çıkmıştır. Her şeyin başı benim diyen, millet meclisini de ben idare ederim, yargıyı da ben idare ederim, yüksek seçim kurulunu da ben idare ederim, basını da ben kontrol ederim diyen bir tek adam parti devleti zihniyetiyle bu ülkeyi götürebilmek zordur. Mümkün de değildir. Umarız önümüzdeki dönemde ortak akıllı arama, ortak çözümleri geliştirme amacıyla bir masa başında da bu tür toplantılar yapılır. Gerçekten ülkenin ne hale geldiğini, böyle bir fotoğrafı bu kadar yadırgamak, bu kadar mesele haline getirmek, ülkenin ne hale getirildiğini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Evet. Mustafa Barış Kaya, efendim, oy vermeyen 1.700.000 seçmen var. AK Parti o seçmenlere ulaşacağını söylemişti. Siz de o zaman YSK bize de versin o listeyi demiştiniz. YSK'dan böyle bir talepte resmi olarak bulundunuz. Nasıl bir cevap geldi? Hatırlarsanız bir uluslararası basın ajansında Adalet ve Kalkınma Partili bir yetkilinin bu seçmenlere tek tek ulaşacağız dediğine dair bir haber çıkmıştı. Ben de o zaman demiştim ki eğer bu listeler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinde var ise ki var gibi görünüyor bu beyanattan, o zaman bu listeleri biz de istiyoruz dedik ama Yüksek Seçim Kurulu'ndan herhangi bir ses gelmedi. Basın yoluyla bu talebi yaptım. Var ya verdik ya da vermedik desinler. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri de bizim elimizde böyle bir liste vardır ya da varmadı, yoktur desinler. Ondan sonra resmi talebimizi yapalım. Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun YSK üyelerine yönelik kullanmış olduğu ifadeler karşısında YSK üyeleri dava açmalıdır dedi. Dolayısıyla işte o dava tazminat sonrasında bu dokunulmazlık dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, biraz önce söyledim, yani bu fotoğrafın yadırganması çerçevesinde kendini her şeyin patronu görüyor. Bu çerçevede öyle anlaşılıyor ki Yüksek Seçim Kurulu'na 200 sayfalık gerekçeli kararı göndermiş. Bunun imzalanmasını bekliyor. Aynı zamanda bu imzalanırken de bir de talimat veriyor. Diyor ki bak, Kemal Kılıçdaroğlu size hakaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu size hakaret etti. Buna dava açın talimatı veriyor. Bu ülkenin aslında ne hale geldiğini gösteren bir başka tablodur. Yani açıkçası sizi eleştirdi. Size şunu dedi, bunu dedi. Gidin dava açın demek bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na mı düşüyor? Evet. Peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum.